serbest tutacaktım ama benden kaçtılar. Babama söylesem bile sana öyle gelmişler. Onları bulmak çok zor. Ne çok denesen de tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme. Elektrik süpürgesi. Oyuncakları toplamanın ne anlamı var? Daha sonra onları tekrar çıkartacağım. Sen söyledin. Tam tamız. Eğer temizleme işin bittiyse gel yemeğini ye. Tamam, hemen geliyorum. Nolik, beni bekler misin? Aha. Buna temizlik diyor. Söylendiği gibi bon appetit. Teşekkür ederim. Beni de yemeyeceksin öyle değil mi? Hayır, onları yemem. Aa, bu annem elektrik süpürgesine başlamış. Lütfen imdat! Yardım edin! İmdat! İmdat! Lütfen! Bu gerçekten garip. Elektrik süpürgesinin bütün tozu içine alıp da... Dışarı hiç çıkartmaması nasıl oluyor? Bu çok basit. Bunu bize tamirci okulunda 3. sınıfta öğrettiler. Elektrik süpürgesini bir pervane ve bir ağ olarak düşünebilirsin. Pervane geriye doğru dönüyor. Yani toz ve kirle beraber havayı çekiyor. Eğer pervanenin önüne bir ağ koyarsan ağ havada olan her şeyi yakalar ve havanın geçmesine izin verir. Sonra tek yapman gereken ona bir boru eklemek ve işte elektrikli süpürgen hazır. Ama elektrik süpürgeleri bir ağ yerine tozu ve pisliği toplayan özel torbalar kullanır. İşte bu kadar basit. Vay canına Simka. Nolik elektrik süpürgesinin içine çekilmiş olabilir mi acaba? Hayır. Orada mı kaldı? Tam tamız. Ne oldu? Anne, ben süpürge yapabilirim. Senin yerine. Tamam, ben de bulaşıkları yıkayayım. Nolik! 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 Hemen gidip yardım getirmeliyiz. Elektrik süpürgesinin içine çekildi. Bu imkansız. O buraya sığmaz ki. Hayır, bunun değil. Büyük olanın. İnsanlarınkinin. Bu korkunç. Nolik. Benim Nolik'im orada boğulabilir. Hadi gel çabuk. Bu toz korkunç. Ve senin için de çok kötü. Toz küçük bir düşmandır. Çok küçük ve fark edilmezdir. Ama eğer toz makinelerin ve cihazların içine girerse bir felaket olabilir. Dişlilerin düzgün dönmesini önleyebilir. Toz cihazları fazla ısıtabilir. Ve toz elektrik devrelerine girerse kısa devre yaratabilir ve bu yangın bile çıkartabilir. Bu yüzden tamirciler cihazların içini devamlı tozdan temizlemelidir. Çoğumuzun ona alerjisi olsa bile. Hepsi. Eğer insanlar şimdi yaptıklarından biraz daha sık toz alsalardı. Hepsi. En azından dışarıda daha az toz olurdu. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırır. Ve cihazları çok daha az bozulabilir. Peki onu buldunuz mu? Hayır. Hepsi benim suçum.
Annem oyuncakları temizlememi söyledi ve ben onun istediği gibi yapmadım. Onun içine benim yüzümden girdi. Nolik! Sen ne diyordun Tam Thomas? Ne? Özür diledim zaten. Ve oyuncaklarımı temizleyeceğime söz verdim. Hapşu! Ve sen neden hapşırıyorsun? Sana arkadaşlık etmek için. Böylece daha iyi hissedersin.